YouTube kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle vizyon kralı gözetmek sizin 2010'ların en iyi 40 suç filmi neonarı listemi paylaşıyorum. Nostaljik kartpostallar ve retro distopya'dan beslenen postmodern bir doppelganger filmi mucizesi Richard Ayoade'nin devrim yaratacak neonarı 2013 tarihli öteki The Double. Yeni Fransa aşırılığının David Lynch'i, Philip Grandio'nun porno piyasasına el attığı başyapıt seviyesindeki Neon Hartan'ın 2015 tarihli Malgré la David Fincher'ın asap bozucu tona sahip kaybolan kız filmi kısa sürede Modern klasiğe dönüşecektir. 2014 tarihli Kayıp Kız Gang Girl. Hip-Hop Yunan tragediyası Omurgalı Postmodern bir Hood filmi. Spike Lee'nin son 10 senede yaptığı en iyi film. 2015 tarihli Çayrek. Driver ile Stuntman'ı birleştiren psikodelik, hipnotik, stilize ve gizemli bir sürücü filmi. Ref'nin kariyerinin zirvelerinden 2011 tarihli Drive sürücü. Sion Sono'nun Romeo ve Juliet'i LGBTİ artı oyunu olarak Yorumlayan Stilize ve Camp Pudanit filmi. 2019 tarihli Forest of Love. Çinli Biga'nın Kylie'ye özgü estetiğinin bugüne kadar ortaya çıkan en en uç noktası sinemaya aldanmış özgün bir e, mystery noir filmi. 2018 tarihli Long Day's Journey Into Night. Doppelganger e, meta noirı Kore sinemasından gözü olan bir yönetmenin çıkışını duyuruyor. 2015 tarihli Elon. Aile içi şiddeti eleştirmek için 59 epizottan oluşan antipolisiye Philip Groening'in lezzetli matematiğiyle sunuluyor. 2013 tarihli polis memurunun karısı Police Officer's Wife. Biker film Kirli Polis Polisiyesi ile gençlik suç dramını beklenmedik kesişme noktalarını birleştiren Derek Fransa cimliği 2012 tarihli Babadan Oğla The Place Beyond the Pines. Adam Wingard'ın eve giren yabancı ge gerilimini allak bullak ederek olayı bir suç aksiyonuna çevirdiği ritim duygusu yüksek filmi. 2014 tarihli The Guest. Oren Moverman'ın leziz röntgenci kamerayla çekilmiş Woody Harrelson'dan da güç alan başarılı kirli polis polisiyesi. 2011 tarihli Rampart. Gizemli ve hipnotik Noir yapısıyla Gran Gugnola açılıyor. 2014 tarihli Kayıp Nehir Lost River. Fincher'ın ses kurgu birlikteliğiyle göz kamaştırdığı seri katil filmi orijinal üçlemeyi solladı. 2011 tarihli Ejderha Dönmeli Kız The Girl with a Dragon Tattoo. Kim ji suçlu katil çekişmesine odaklanırken Michael Mann'e ve John Woo'ya selam çekan bir seri katil filmine imza atıyor. 2010 tarihli Şeytanı Gördüm I Saw The Devil. Herzog usulü Erase Red gibi Avusturyalı Peter Brunner'dan sıra dışı bir kariyer başlangıcı. My Blind Heart, My Blind Sars. Deneysel Deha Gaymadin'den Pelle motifli melez bir e, bilinç altında geçen gangster filmi sıra dışı bir odise uyarlaması. 2012 tarihli Anahtar Deliği 2 yol. Film noir estetiğiyle çekilmiş Basic Instinct'e selam çakan Michael Winterbottom mamülü postmodern bir seri katil filmi. 2010 tarihli içimdeki Katil, The Killer Inside Me. Stand By Me ile e, Vanishing Point'i e, kirli polis polisiyesi damarında birleştiren bir yapıt. John Watts'ı duyuruyor. 2015 tarihli Polis Arabası, Kapkar. Funny Games'in üzerinde bir alternatif üçlü ilişki tanımı ile yol alan Avustralyalı Ben Young stilize diliyle rahatsız etti. 2016 tarihli Aşk Köpekleri, Hands Of Love. Safti kardeşlerin Robert Pattinson'dan müthiş bir destek aldığı psikodelik anti soygun filmi 2017 tarihli Good Time Soygun. Afro-Amerikalıların katledildiği sokağa adanmış şiirsel e, blues jazz şarkısı gibi Barry Jenkins imzalı 2018 tarihli If Bill Street Could Talk sokağın dili olsa. Adeta Kolombiya usulü ıssız bir e, anti reyine gelimi denebilir. Alejandro Landes'in ikinci uzunu 2019 tarihli Monos. Ayvenden çocuk istismarını ele alan mesafeli bir polisiye filmi 2011 tarihli Polis Polis. Uyuşturucu organ kartelini çökertmek isteyen eski ajanın dönüştüğü orijinal suçlunun hikayesi 2010 tarihli The Man From Nowhere. Alvaro Brechner'dan Uruguay'ın diktatörlük tarihine bakan gotik bir hapishane filmi 2018 tarihli A 12 Year Night. Tayland yeni dalgasının gizemli figürü Penek Ratanaruang'dan bilinçaltını mekik dokuyan bir tetikçi filmi. 2011 tarihli Headshot. 1992 Rostok'unda yaşanan ırkçı bir olaya sanıkların gözünden bakan siyah beyaz çekilmiş Burhan Kurbani usulü Sudanit filmi. 2014 tarihli We Are Young, We Are Strong. Bir kazanın etrafında yaşananları yöresel ve mesafeli öğelerle ters yüz eden Tayland yapımı hiççi bir neonuar 2015 tarihli Vanishing Point. Todd Phillips'in Gülen Adam biyografisi niyetine şekillenmiş çizgi roman uyarlaması 2019 tarihli Joker. Leone izleri barındıran stilize gangster filmi Stefano Sollima'yı parlattı. 2015 tarihli Sabora. It's a Wonderful Life usulü bir İngiliz e, tetikçi kara komedisi Tom Edmonds'ı duyuruyor. 2018 tarih. Dead in a week or your money back. 2011 Mısır devrimi fonlu hiççi bir polisiye filmi Tarık Salih'ten. 2017 tarihli Esrarengiz cinayet The Arlington Incident. Kumbia kültürünün etkisi altında yürüyen gerçekçi bir e, kenar mahalli tasviri Fernando Frias'tan. 2019 tarihli I am no longer here sinemaya acı çekerek cinayet işleyen sıra dışı bir avukatı Babis Maklisdis Eftemis Filippo ikilisi armağan ediyor. 2018 tarihli zavallı Piti. Miller ile Rodriguez'in başyapıtının devam filmi Eva Green ile dikkat çekiyor. 2014 tarihli Günah Şehri uğruna öldürülecek kadın Sin City A Dame to Kill For. Takashi Miike'nin polisiye komedi serisinin ilk filmi Enerjik Günlerine dönüşünü duyurdu. 2013 tarihli Mall Song Köstebek şarkısı. Lynn Ramsey'nin olgunluğundan destek alan Vietnam marka planlı e, bir suç filmi 2017 tarihli You Were Never Really Here. Kevin'in Filipinler'de genç yaşta suça kaymayı gerösel bir suç filmine dönüştürdüğü yer. 2016 tarihli Alipato Pato The Very Brief Life of an Amber. Marty McDonough'ın Amerika'daki kadın şiddetini topa tuttuğu incelikli kara 2017 tarihli Three Billboards Outside Ebbing Missouri. Ve size göre 2010'ların en iyi suç filmi Neonar'ları hangileri? Görüşlerime katılıyor musunuz? Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.